Peki bu 3 aylık tatilde öğrenciler ne yapmalı, ne yapmamalı? Çünkü uzmanlar uzun yaz tatilinin öğrenme kaybına neden olabileceğini söylüyor. Bu uyarıyı yapanlardan biri de New York Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selçuk Şirin ve şu anda karşımızda. Selçuk Bey merhaba. Öncelikle tatilde öğrenme kaybı nedir? Tatilde öğrenme kaybı özellikle son 5-10 yılda eğitimde ortaya çıkan araştırmaların belki en önemlilerinden bir tanesi. O da şu, özellikle dar gelirli yoksul çocuklar için geçerli ama bütün öğrenciler için geçerli bir kural var. İlk 4-5 yılda, eğitimin ilk 4-5 yılında çocuklar okul dönemi içerisinde öğrendiklerinin önemli bir kısmını yaz tatilinde unutuyorlar. Dolayısıyla bir sonraki eğitim yılı başladığında o çocuklar 3-4 aylık bir gerilemeyle başlıyorlar. Bazı çocuklar diyelim, hepsi değil. Bu öğrenme kaybını ortadan kaldırmadan özellikle varlıklı ve yoksul öğrenciler arasındaki farkı ortadan kaldırmak mümkün değil artık. Peki şimdi özellikle ilk 4-5 yılda dediniz. O yaşlarda mı etkili oluyor öğrenme kaybı? Evet. Yani çocuk 8. sınıfa geldiğinde şöyle söyleyeyim. Öğrenme kaybı yaklaşık 1,5-2 aylık bir öğrenmeye denk geliyor. Çocuk 8. sınıfa geldiği zaman öğrenme kaybı yaşayan bir çocuk, bunun nedenlerini de belki konuşma fırsatımız olur. Öğrenme kaybı yaşayan, yani yazın öğrendiklerini unutan çocuk akranlarından bir yıl daha geride bir seviyede oluyor. Üniversite sınavına girdiklerinde ortada 1,5-2 yıllık bir fark söz konusu. Peki ne oluyor da öğrenme kaybı oluyor? Ne yapmıyorlar da böyle bir kayıp yaşıyor öğrenciler? Şimdi okullar, okul sürecinde bir akademik süreç sonuçta. Okul, belli şeyler öğreniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, bir eğitici ortamdasınız ve belli bir rutininiz var. Saatler belli, uyku saatinizi falan da bu etkiliyor. Yazın bütün bunlar ortadan kalktığı zaman, yani bir rutin olmadığı zaman, çocuklar eğitimle ilgili kitap okumak da bunun içerisinde var. Biraz önceki çocuklardan birisi çok hoş söyledi, kitap okuyacağım dedi. Evet. Kitap okumak da var, sportif aktiviteler var, sanatsal aktiviteler var. Bütün bunların dışında kaldığınız zaman, yani akademi deyince hemen aklımıza kitap gelmesin. Karşılıklı, kaliteli sohbet de akademiktir bu manada. Onu da belki açabilirim. Dolayısıyla bütün bunlardan, yani yetişkinlerle kaliteli sohbetten mahrum olan çocuk, bütün kitaplardan, kitabi etkinliklerden mahrum olan çocuk, sanattan, spordan mahrum olan çocuk, yaz tatili bittiği zaman akranlarından 1,5-2 ay daha geriye düşmüş oluyor. Bunu yıllar itibariyle biriktirdiğiniz zaman ortada çocuk üniversite sınavına girmeye geldiği zaman çok ciddi bir fark oluşuyor. İşte bu zengin çocukla fakir çocuk arasındaki temel fark araştırmalar gösteriyor ki buradan kaynaklanıyor. Okuldan kaynaklanmıyor. Yani bir anlamda okul kendi işlevini yerine getiriyor. Okul biliyorsunuz herkese eşit öğrenme fırsatı veren bir kurumdur. Okul bu işlevi yerine getiriyor. Eylül ayında çocuklar başladığı zaman o iki grup arasındaki fark aylar itibariyle azalıyor, azalıyor. Birazdan bunu Twitter'da da paylaşırım. Grafiği yazımda da vardı bu haftaki Hürriyet yazımını. O fark kapatıyor okul. Yaz tatili gelince tekrar açılıyor. Aslında olması gereken bu kadar uzun yaz tatilinin olmaması. Çünkü bu yaz tatili uygulaması 19. yüzyılda çiftçiler çocuklarını tarlada çalıştırsın diye konulan bir takvimden geliyor. 21. yüzyıla geldik, biz halen daha bunu uyguluyoruz. Pek çok ülkede biliyorsunuz yaz tatili yok. Çok daha kısa var, 3 hafta, 5 hafta dilimlendirilmiş yaz tatili var. İki değişik tatil veriliyor vesaire. Şimdi bizim Türkiye'de biliyorsunuz biz OECD'de eğitim olarak PISA sonuçlarına göre çok kötü durumdayız ve geriye gidiyoruz. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi uzun yaz tatili olabilir. Şimdi dolayısıyla işte yaz okulları mesela, yaz okulları önemli ama o da hani olanakları ölçüsünde gönderebilecek aileler. Gerçi pek çok yaz okulları o farkı açıyor. Doğru evet, söyledim. Bazı belediyeler ücretsiz de bunu yapıyor. O notu da düşelim. Hani bu yayını izleyenler için de bir anlamı olsun diye söylüyorum. Yani spor, sanat, gezip görmek, kitap okuma, değil mi? Yani sadece akademik başarıyı değil, hani o anlamdaki ihtiyacı karşılamıyor. Aslında çocuğun hani psikolojik, sosyal pek çok paylaşımlarına da olumlu etkisi var, değil mi? Hani o açıdan da çok önemli bütün bunlara uyabilmek. Evet, evet. Ben hep annemden örnek veriyorum. Annem çiçekleriyle konuşuyor ve annem hep söylerdi konuştuğu, sohbet ettiği çiçekler daha iyi açıyor diye. Yıllar sonra öğrendik ki bu hakikaten bilimsel olarak da kanıtlanabilen bir tezmiş.
Aynı şey çocuklar için de geçerli. Çok güzel söylediniz. Yazın öğrenme olsun dediğim zaman Twitter'da hep şu tepki geliyor. Hocam yazın çocuklar oynasın. Elbette oynasınlar. Oynaması için onlara fırsat verelim. Ama çocukların en büyük ihtiyacı olan şey kaliteli zaman. Ebeveynleriyle, yetişkinlerle. Bu sohbet olabilir, eş dost, akraba ziyareti olabilir. Bulunduğunuz yerlerdeki müzeler, tarihi yerlerin dolaşılması olabilir. Önemli olan çocuğa soru sorma fırsatı vermek, onlarla yetişkinler arasında kaliteli işbirliğini, diyaloğunu arttırmak. Yani doğa gezisi de olabilir. İlla yaz okulu olacak diye bir şey yok. Zaten çocuk okul, o yaz okulu kavramında da bir sıkıntı var. Okulu zaten çocuk ciddi anlamda sevmiyor. Çünkü bizim kurguladığımız okullar, bu Türkiye'ye has değil bu arada. Bütün dünyada çocuklar okulu sevmiyor. Çünkü okullar, okul kavramı da eskidi ama o başka bir tartışma. Bizim yapmamız gereken yazın çocuklara eğlenceli öğrenme fırsatları yaratmak. Selçuk Şirin, çok teşekkür ediyoruz. New York Üniversitesi öğretim üyesi karşımızdaydı. Uzun bir yaz tatili var. Dolayısıyla hem akademik olarak öğrenme kaybını yaşamamak, hem de fiziksel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarımızı da, gelişimimizi de tamamlayabilecek şekilde bazı etkinlikler yapabiliriz. Gezmek, görmek, spor okulları bunun içine giriyor. Kitap okuma bunun içine giriyor. Sanatsal faaliyetler ve tabii anne babayla kaliteli zaman.